Evet. Şimdi bugün burada ilk defa çiftliğiyle ön plana çıkan bir ikili. Çiftlik. Çiftliğinizi yırgalayacağız. Ne kadar birbirinize aşinasınız, birbirinize ne kadar hakimsiniz, beğenilerine, zevklerine falan filan. Seda Hanım'la da ikimiz bunun notunu vereceğiz. Hazır mıyız? Ben de ilişki uzmanıyım ben de o zaman. Ben aşkım de. Kapışmam ben. Şimdi size birer tane kağıt, sorduğumuz soruları partnerinize, partner diyorum ya, eşinize göstermeden şöyle. Olmaz, yan yana otur. Berfu, seni o zaman benim yerime alalım. Evet. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Buyurun efendim. Geldim. Ya soruya bakmaz. Bakmadım. Uyanık. bakmadım. Sorum şimdi esere geliyor. Sen yazacaksın. Berfu da o esnada yazacak doğrusunu. He, aynı şey. Bakacağız. Şey, Berfu kaç derecede uyur? Şaka. Geliyor. Birlikte dondurmacıya gittiniz. Berfu hangi dondurmaları tercih eder? İlk üç dondurma seçeceği çeşidi. Bak daha geçen gün çok ağladım bir dondurma için, ona göre. Bu ya bir tane daha yaz. İki tane yaz. Bir tane yazayım mı? Bir tane daha yaz. Ama bunları sever yani. Diğeri... Tamam. Üç tane. İkisi tutsa kabul edeceğiz Seda Hanım. Ben dört yazdım. Evet. Hadi onu tutsun. İkisi tutsa kabul eder mi? Dört yazdım. Bak bir tane çok beğendiğim var. Onu yazmaya sakın. Hayır. Dörtte üçü denk gelirse falan. Okay. Tamam. Kaldırıyoruz şimdi. Bir, iki, üç. Aferin. Üçte üç yaptık. Üçte üç tuttum. Bravo. Haydi bir sonraki. Evet. Evlilik yıl dönümümüz için bir plan yaptınız. Çekimden dolayı bu plana geç kaldım. Berfu'nun yanına giderken gönül almak için bir buket yaptırdım ve Berfu çok mutlu oldu. Bu bukette hangi çiçekler vardır? Bak geçen konuştuk aşkım, can sıkma. Aşkım sürekli tehdit ediyorum ya. bu inşallah böyle yazılıyor. Kopya veriyorsun aslında geçen konuştuk diye. Uyurum. Hayır hayır böyle ya yapma. Öyle vermiyor. Kulağıma geldi hocam dedi, kopya veriyor dedi. Kopya vermiyorum. Önden bilgi veriyorum. Sayılmaz. Bundan sonra konuşmak yok, soru sorulduk. Biraz sıktım ama. Bence de. Ya bak, değil mi Seda Hanım? Konuştuk. Bu biraz kadar olmaz ha. Hadi bir, üç tane yazacaktık. Üç tane yazdım yine ben. Kaç yazmam lazım? Kaç tane yazayım? Tamam, üç. Sen gördün be, kağıdı gördün. Görmedim ya, gördüm. Gördü. Gerek görmedim. Yok ya, bir tane tamam, tutturdun. Tamam, kaç tane yazsın? Papatya dedi. Alakası yok. Ne yazdın ya? Gerçekten görmedim. Orkide. Orkide. Lale ne ya? Lale şey ne alaka? Benim için büyük kavga nedeni bu. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu Japon çiçeğinin adı neydi onlar ya? Onlar bir kavgasını etsin. Saka değil miydi onun adı? Sakura ya. Sakura mı? Ama sakura da değil, papatya. Ya. Evet, papatya ama yani sakuradır ya. Onun doğrusu bence. Papatyanın doğrusu sakura. Sen papatya mı seviyorsun gerçekten? Ve bu da bak papatyanın... Yani sevilir yani, Erfu. İyidir. Papatyanın okay. Doğrusu sakura bir, bu da sakura zaten. Evet. Bravo! Ne güzel bir çift. Öyle mi? Öyle midir? Allah Allah. Ben doğrusunu yazdım. O yanlış. Ne güzel kavga ettim. Ben yani sakura yazacak babama gelmişim. Ya kız, dümdüz çiçek papatya yazmış. Sevdiği çiçeği tam bildi. Dümdüz demedi. Hayır. Yok, bilmiyorum. Sevdiği çiçeği ifade edemiyor daha doğrusu. Bırak olsun, kavga etsin. Onun hangi çiçeği sevdiğini o daha iyi biliyor ondan. O da hiç çiçek almıyor ki, nereden bilsin en sevdiğim çiçeğini? Neyse. Çiçek almıyor mu? Daha geçen hafta aldım. Bittin. Bir geldin, ön koltukta çiçek var. Neden? Çünkü trafikte beni taciz ettiler ve o çiçeği aldım. Ne kadar romantiksin be. Çiçek getirmiyor mu? Hayır, trafikte şöyle bir şey oldu. Çiçek alır mısınız falan filan dediler. Ben de şey oldum yani, o an alayım ya, Berfu'nun hoşuna gider. Gerçekten almıyorum. O böyle Berfu'ya bu çiçeği alsam mutlu olur diye düşündüm. Şimdi bu düşünmek mi yoksa? Güzeldi, o güzeldi. Güzel, ama evet. Yani 6 senedir beraberiz, ilk kez aldım bir. İşte düşün, beklenti çok düşük. O yüzden doğru. Ne alsam okey yani. O doğru. Da... Doğru. Ben bu arada çok fazla çiçek alan erkeğe de çok şey yapmam yani ha. Evet öyle, o gözle orada ya, çok çiçek alanda da sanki böyle hata kurup böyle kusurlarını örtüyordur ya. Hiç örtmeye çalışma. Kesin kesin. Hayır. Ben her gün çiçek alan adamdan korkarım arkadaş. Her gün değil ama. Her gün değil. Hayır. Öyle. Özel günlerde alsın. Nazik erkekleri burada kırmıyoruz. Nezaket olmaz. Hayır ilişkide. Ya nezaket hayır. Olmaz. Erkeklerin... Herkes çiçeğini kendi alsın. Erkeklerin size çiçek almasını alıştırın, şart koyun. Niye? Alıştırın. Yani alışınca güzel olmaz ki. En azından çiçeği aldı değil mi?
Bir hafta gider o çiçek, iyi bakarsanız. Bir hafta sonra yenisini getirecek. Bak bu doğru. Evet. Doğru getireceksin. Evet. O nedir ya? Abi çiçeği alacağım sonra da soldu mu solmadı mı diye takip mi edeceğim işte. Evet. Hayır, her hafta aynı gün çiçek alacaksın yani. Bu Allah kadar. Allah. Her pazar çiçek alacaksın. Aynen. Yani. Her pazar mı? Evet. Bravo. Ha, bu nasıl bir anlaşma? Bana geliyor. Her pazar dondurma alayım bak. O da bana geliyor. Hayır, çiçek alacaksın. Sakura soluyor mu? Sakura solmuyor galiba. Soluyor. Çiçek dalında güzel. Şey, Seda Hanım size geliyor mu çiçek? Evet. Vallahi mi? Her hafta mı geliyor? Yani o solmasını görüyor onun Çağlar ve yeniliyor onları. Ah. Öyle olmalı ama. Bir kadın başka ne ister ki? Ne isteyebilirim ya? Güzel Allah'ım. Bir öpücük, yok ya, tatlı Allah'ım. Bir muhabbet, sevgi, aşk, destek, birliktelik, aynı anda birlikte gülmek. Hayır, bunlar hayır. Çiçekten daha mı değerli çiçek? Ben genelde... Az önce öğrendim, sizin ekip bizim ilk üç adamda da bizim ekipmiş. Öyle mi? Evet, yani ekip şu an arada benim de doğru olduğumda ufak ufak diyebilirsiniz lütfen. Çünkü ben doğruyu duydum ya, dedim bu sesi bir yerden hatırlıyorum. Doğru. Yani yıllar önce ilk doğruyu bana demiş. Şöyle bir onaylandım, evet. Kendine geldin Allah'ım. Aha, bu ses, bu doğruluk, hemen uyandım yani. Devam. Birlikte yemeğe gittiniz. O sırada Berfu'nun telefonu çaldı ve sen biliyorsun benim sevdiğim yemeği. Sen söylersin deyip gitti. Of. Eser hangi yemeği söyleyecek bu durumda? Var. Ya Eser, yazacaksan yaz. Bir dakika, torpil yok. Bakmıyorum. Abi ben kendi yediğime bakıyorum ya. Orada yani. Daha geçen gün konuştuk demedi Allah'tan gene. Evet. Hayır, benim çok sevdiğim. Bu çok genel ya. Bunu çok ama hep ya. Bunu yiyor. Ama neydi falan yaz onu. Tamam. Ha. Ama bu değil yani. Bu değil. Bu onun değil yani. Biraz düşün istersen. Gördün ya galiba. Göremiyorum açıkçası. Göremiyorum. Gerçekten gözüm bozuyor. Yine verdi bak. Gördün mü? Ama bir tane hakkım var ya. Bir hakkı mı? Ben bir tane yazdım. Hadi iki tane yazsın. İkisinden biri tutarsa da kabul eder. Ben de iki tane mi yazayım? Edelim. Çünkü her gittiğinde aynı şeyi yemez ya. Ben de mi iki tane yazayım? Ama biraz tarzı belli. Öyle olmaz. İkisinde senin birini tutturmaya çalışacağım. Okey. Bu kadar abi. Ben yani maalesef. Bakayım. Gelmedi. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ay, ters tutuyor. Hamburger. Hamburger. Yani evet. Sıfır alaka şeyler yazdı. Altta ne yazıyor yine? Pizza ve sushi California. Ya. Sevmez misin? Ya ben en son ne zaman California sushi? Böyle kendin böyle ben canım sıkkın dediğinde hamburger söylersin. Hamburger söylersin. Bir de evet. Evet. Ben ama ikisine de gıcık olduğum için, hep diyette olduğum için hiç takip etmedim. Daha gelirken yolda hamburger yedim arabada. Evet. Yani. Ve ben diyetteyim. Ama o nasıl düşündü? Sorunun formatına göre düşündü. Bir yere gittiniz ve söylüyorsunuz. Orada da hamburger isterim. Ben hamburger ya. Hamburger. Sen niye bunu bildin? Bunu niye bilemedin? Nasıl ama bilemedin? Kendi yemeğine odaklandığın için. Evet, evet, doğru. Abi aynen. Yani dondurmayı bildik, yemeği bilemedik ya. Ben çok iyi yerlerden geldim. Bu arada hamburger yiyip böyle zayıf olan bir kız. Helal artık yani, helal artık en yani. En sinir oldum. Artık helal buna. En sinir oldum. En sinir oldum. Çünkü ama tabii. Spora basıyordur. Spora basmıyorum ama ben çok uzun süre spor yaptım. Yani 10-11 sene full hep tenis oynadım. O yüzden şey yani vücudum iyi. Tamam yani. Da onun etkisi kalmaz canım. Kalıyor, ben de yaptım. Kalıyor ya. 100 kilo oldum sonra. Kalıyor net. Kalıyor. Öyle mi? Ya ırsi bir durum da var abi. Ailede evet, annem babam da çok zayıf ya. Var maşallah. Teşekkürler. Maşallah. Şimdi... Berfu sıra sende, imtihan sıra tamam. Sende. Eser'i ne kadar tanıyorsun? Hadi bakalım. Eser 5 gün boş vaktinin olduğunu söyledi. Sen de en çok gitmek istediği şehre bir uçak bileti almaya karar verdin. Eser'in en çok gitmek istediği şehre. Evet. Eser gideceği şehri öğrenince çok sevindi. Bu uçak nereye gidiyor? Yazdım aşkım. Paris. Bak çok düşünme aşkım. Artışlar. Tabii ki Malatya olacak hali yok. Çok düşünme. Çok düşünme. Ya sen niye sürekli... Ama doğru bildiği şeyleri yanlış yapmasını istemiyorum. Yapabilir ya, olabilir. Yani hemen bugünlerde... Ne olsa ya? Aa. Türkiye'de mi? Senin 5 tane sayma hakkın yok. Soruyu o gün bir çıkıyor abi. Bir şeyi mi söylüyorsun? Bir tane yaz, bir tane çek. Gidiyor. Oradan oraya gitmiyor. Ha. Gidiyor da konuyor. Uçak zorunda mı? Arabayla gidemiyor muyuz? Arabayla mı? Kopya veriyorlar arabaya. Tamam. Söyleme, ben yazdım, bitti zaten. 3, 2, 1. Ev ne ya? Aşkım evde durmak istersin. Niye Bursa, İzmir yazıyorsun? Ama ne alakası? Yok sen olmadı bu. Ne? Hayır, bir yere gitmem lazım diyor. Ben 5 gün ara var. O sırada oraya göre şey yapacaksın yani. Ya. O gün de bari oyun oynarken izin ver de bir yere gideyim aşkım, Allah'ını seversen.
Abi bir şey diyeceğim. Gerçekten. Hayır, gerçekten gitmek istemez. Net gitmek istemez. Şunu sorayım. Gerçekten sen gitmek istemem diye hani soru dışında bir şey yapsan ev mi yazardın? Öyle bir şey olur. Gitmek istemem der miydin? Ya ben çok üşeniyorum ya. Ben çok, de var biliyor çok musun? Çok sevmiyorum yani hakikaten. Ben de çayımı içeyim yatayım balkonda oturayım diyorum. Yani öyle hakikaten çok zorluyor. Beni yani. Yurt dışına gitmek de zorluyor. İşte şeyi de zorluyor. Böyle yani ben evde durayım istiyorum. Turnelere gidiyorum. Nereye gittiğimi bilmeden sahneye koyuyorlar vaza gibi anlatıyorum. O, geri getiriyorlar. İşte o yani turneler yine güzel oluyor. İş yapıyorsun falan filan biraz şey yapıyorsun. O güzel ama kendim böyle merak etmiyorum. Ben de lan. Bir de merak etsem internetten bakabiliyorum. Çok üşengeç, çok tembel ya. Aşırı tembel. Ama aşırı Seda abla inanamaz. Allah Allah. Hep yatıyor yani full. Hep aynı koltukta yatıyor bütün gün 7-24. Tamam bir dakika öteki sorunu iyice kaynattık ya. Ne oluyor burada? Ama sen buraya takıldın ya. Ne diyorsun kızım söyle. Tembelliğini anlatıyor. Eser ha, odaki tembelliğini anlatıyor. Dedim benim ki ama anlattım. Çok fena dedim yani evden çıkaramıyorum dedi. Hiç. Bırak dedi bütün gün yatar dedi. Ay hiç istemem o ben. O da öyle. Evet ben de öyle. Hayır o da... Ama şaka üretiyordur. Yemin ederim Berfu. Hayır. Böyle. Ben hayatımda bu kadar tembel bir insan gördüğüm için aşık oldum. Benim kadar tembel yani. O yüzden. Aa! Devam Berfu. Buna yazıyorum yine. Efendim? Buna yazayım mı? Yaz ya köşesine yaz ya bir şey evet. Olmaz. Eser'in doğum gününü baş başa kutlamaya karar verdiniz. Sen de ona en sevdiği yemeği yapmak istiyorsun. Ne yaparsın? En sevdiği yemek nedir gibi düz sormak tamam, yerine buldum, güzel buldum. Adam olmuş. Ya hadi canım çok detaylı bir şey bu. Evet net ama benim çok bilinir bu. Ben hadi ne ya. Yazdım biliyorum ben de aynısını yazdım. Ben. Yazdın mı? Evet. Gördün mü? 3-2-1. Evet. Aa, hayır ev yazmış diyormuşum. Lahana dolması. Evli yapımı zaten seviyorum. Evli yapımı. Güzel. Son. Bacım hazır mıyız? Son soruyu okumak ister misin? Son şu. Evet soruyorum. Eser'in canı sıkkın ve mutsuz. Kafasını toparlamak ve dertleşmek için en yakın arkadaşını aradı. Telefonun diğer ucunda kim var? Aa. Ay birileri burada kırılacak. Evet şu an telefonun diğer ucunda olmayan birileri. Tercih etmemiştim. Buna gel kendimi yazardım ama kendimi yazım. Seda abla yaz kurtar. Seda. Yani şu an... Allah. Ben tamam ya artık ne yapayım? Heh. Yani evet... Ya öyle ama ne yapayım abi? O öyle yazmayacağı belli tutmayacak o yüzden. Dur bakalım. Ha olsun ikisinden bir ha. Ya kesin ama. Hadi bakalım. Ay iki adam dedi. Gene yarı yarıya bildiniz. Yarı yarıya bildiniz gene. Evet yani bu güzel İbo yarı yarıya. Oğuzhan'dır yani. Doğru. Bu Esen hep taktik uyguluyor. İki tane yazıyor, üç tane yazıyor. O hep öyle bir evet bir diye. Burada da yarısını tutturdun. İbo'yu ararım ya. Sen değil ya. Eser arayacak. O arayacak. İşte... Ya ben hani İbo'yu arar yani. İbo evet. Yani. Evet, ben de İbo derdim biliyor musun? Seni tanıdığım kadarıyla derdim İbo. Evet evet İbo'yu ararım. Ya Oğuzhan dertleşmek için uygun Oğuzhan biri değil çünkü. Oğuzhan'ı şimdi bile arayamıyorsun. Oğuzhan böyle ne dert dinler ne derdine derman olur. Hiç ona bir şey yapmam. Anlatırsın gider şarkı yapar seninle ilgilenmez falan yani. Adam yani, senin derdini şarkıya çeviriyor. Evet o duyguyu içinde şey yaşayan ve asla paylaşmayan biri. Oğuzhan da mesela 10 yıl aynı evde kaldık. Bir gün gelip kanka biliyor musun diye bir şey anlattığını görmedim. Yani duygularını dışarıya böyle hiç belli etmeyip. Birden giden günlerim oldu. Ne yaşadın lan içinde? Evet, o ama içinde yaşıyor. Şey. Ama İbo ile böyle akıyor. Aa kanka bana bu yavu sana yapılır. Hani şey oluyor orada bir kavga dövüş her derdimizi anlatabiliyoruz. Bir de Oğuz'un çok babası gibisin ya. Sen onun derdini dinliyorsun yani daha böyle anaçsın. İbo ile daha birebir dert babası gibisin ve anaçsın biliyor musun? Yani evet. Anaç bir baba gibisin anaç yani. Aynı anda. Yani işte ebeveynlerinin toplamı gibisin. Abisi de var artık ya. Abisi de var. Ya şey değil ama yani olsan dert de anlatmaz. Yani hakikaten böyle... Anası gibisin ve babacansın biliyor musun? Ya işte her şeyi denedim. Anası oldum, babası oldum, abisi oldum. Evet. Dinlemedi. O zaman bir dakikalık hazır cevap köşemiz var. Bunda şu bir dakikada en fazla kaç soruya cevap vereceğiniz ölçülecek. Ve kimin kazanacağı belli olacak. Hızlı hızlı. Buradaki en büyük challenge'lardan biri de benim konuştuğumu anlamak. Bir dakika başlasın. Hadi. 1-2-3. Başladık. Kıskanç mısın? Evet. Sempatikliğim kayboldu. Korkusuyla kilo vermekten vazgeçtiğin oldu mu? Hayır. Acın olmasa bu kadar ünlü olamazdım diyor musun? Demiyorum. Üç adamın içinde ne... Üç adamın içinde bu olmasa da olur diyeceğin biri var mı? Yok. Zaten üçkiye adı. Her hediyene ne der misin? Demem. Desin yiyorsa. Dur. Diyelim öyle bir şey gördün ya. Ben adamın ömrünü sıkarım. Net. Gerçekten. Gerçekten. Peki anlar mısın?
Ya Eser'in cevap ver. Eser cevap veremez. Yani vermeyeceğini biliyorum. Hani tehdit altında çocuk konuşamıyor. Veremeyeceğinden değil ama yani gerçekten vermez yani. Ha. Ama hani kızlardan gelen bir şey olursa da bu arada şey gibi de anlaşılmasın, kızlar sanki böyle şeyler yapar gibi değil de hani böyle durumlar yaşadığımız zaman sıktım yani. Ümüğünü sıkmışlığım var benim bazı insanların. Böyle bir durum yaşamadık ama. Yani benzerlerini yaşadık hayır, ya. Hayır böyle DM geldi ben cevap verdim yakaladın gibi öyle bir şey de olmadı. Hayır hayır yani. Sevgililik dönemimizde falan hani daha evet, sevgili olduğumuz böyle alenen açıklanmadığı zamanlarda. Çok ciddi bir psikopat. Evli olduğumu söylemek istedim. Potansiyel ya da. Tabii. Potansiyel. Potansiyel değil ya. Bütün potansiyeli verdiği hal potansiyel yani şey. Potansiyel değil ya. Potansiyelliğini aşmış. Potansiyelini ben toparlayayım yani. Dedim ama. Evi yıkmış kırmış balyozla bacım. Baksana evet doğru. Hadi bakalım. Devam. Çak. Berfu'nun YouTube videolarını çekerken sıkılıyor musun? Hayır. Berfu'da sevmediğin bir özellik var mı? Evet. Ne? Dur dur. Sıcağı çok seviyor, delireceğim ya. Ha. Yani ben 43 derecede yaşıyorum evde. Yok, klima. Ve ben sürekli, ya ben böyle rutubetliyim artık. Yani böyle hep ben nemliyim böyle. Yosun tutuyorum. Yosun tutuyorum artık. Yani bir şey yapmamız gerekiyor, bulamıyoruz. Klima açıyoruz, olmuyor. Ben bir havalandım, en son uyurken yemin ederim geçen gün pervane tuttum popoma ki uyuyabileyim diye. Yani böyle o da onun rüzgarından da rahatsız oluyor. İnanılmaz ya, onda da demir eksikliği var, o da hep üşüyor. Bulamadık. Yani evliliğimizin en büyük problemi 43 derecede yaşıyor muyum? Çocuklar da perişan. Çocuklar hep iyi. Terli, hep çocuklar iyi diyor bak. Hayır nemli. Hep... Çocuklar iyi. Ya çocuklar bizim evde herkes konuşma. Biraz ıslak böyle. Nemli bak valla. Git bak yani çocuklar falan hep böyle terli. Oğlum, normalde sahnede de böyle bir peçeteyle çıkardın sahneye çıkarken. Evet. Hala... Hep terliyor ya. Benle alakalı. Ya normal şart ama. Ama şu an burada mesela ne kadar üşüyorsun değil mi sen? Şu an çok... Ama bak sen terlisin şu an. Hayır değilim. Hayır terlisin. Normal insan şartlarda bak, böyle yaşamalı peçete insanlar. Getirelim suratına bastırıp terlisin. Burnunda minik minik damlacıklar düşün, var. Düşün böyle bile terliyorsam evde odada ya ben ne yapayım? Ya o senin problemin aşkım. 17 tişört değiştiriyorum uyurken. Ya ne yapayım aşkım ne yapayım? Aşk böyle demek işte. Aşk. Ya helal olsun be sana. Vallahi sana helal olsun ya. Benim bir rutinim bu. Kalkıyorum, sözümü tekrar ediyorum. Tatlı bir dert ya, boş ver. Evet. Devam. Aman derdimiz bu. Aman, evet. Oğuzhan Koç'a düğününde takı taktın mı? Tabii ki taktım. Devam. Oğuzhan Koç'un nikah şahidini yapmana rağmen Oğuzhan Koç'un senin nikah şahidi yapmamasına bozuldun mu? Hiç bozulmadım. Biz bu konuyu konuştuk zaten öncesinde. Onu niye taktı sosyal medyada? Dur dur. Ne konuşuldu bu ya? Ya çünkü İbrahim'le şey ben olduk. Evet. Öyle olduk diye bizi de öyle bekliyorlardı. Biz de öncesinde konuştuk. Yılmaz Erdoğan'la Acun abi olacaktı. Yılmaz Erdoğan düğüne gelemiyordu. Evet. Son anda geldi. O yüzden de Acun abi olsun dedi. Evet. Ondan sonra işte böyle bir, yani bizim aramızda hiç problem değildi bu yani. Yani normalde üç adamın diğer ikisi mi hep şey oluyordu nikah şahidi? Bir öyle oldu. İbo'da yani bizim öyle denk geldi. Sen de Oğuzhan oldunuz. Evet. Ama ben hakikaten... Sen de İbo ile Oğuzhan oldun. Yani böyle güzel bir evlilik durumu varken bu olayın bu kadar büyümesi... Bizim aramızda olmayan problemin büyümesine şaşkınım tahmin yani. Ediyorum. Bir böyle şey oldu. Konu anlamsız bir... Ama zaman da geçmiş yani. İbo'da şey olmuş, sen de siz... Sonra Acun abi bir maddi bir şeye dönüşmüş olay. Yok para ya. Konuşur gibi olmuş olabilir. Ya, bir yok, sonra. Gerçekten. Bizim hayatımızda Acun abi, Seda Hanım da bilir. Acun abi çok delikanlı, çok tatlı bir adamdı. Çok. Yani çok abimiz, arkadaşımız gibi. Yani Yılmaz Erdoğan nasıl babamız, hocamız. Doğru. Acun abi de bizim arkadaşımız, aynen. Çok önemli bir abimiz. Dolayısıyla hani oradaki olay tamamen... Aralarındaki o bağ, sevgi onunla ilgili bir şey yani. Ben de Acun abi severim ama Acun abinin teknesine binmek nasip olmadı biliyor musun? Ben demek ki Acun abinin teknesine binmek belli bir şöhret level'ından sonra oluyor. Yok ya. Acun'un teknesi değil. Acun öyle bir adam için, değil ya. Yok. O, yok seni çağırmıyorlar beni genel olarak. Beni niye çağırmıyoruz da? Beni niye hiçbir yere çağırmıyorlar? Ya ne oluyor ya? Yakaladık. Ya düğünü geçtim. Seni normal bir yere çağırmıyorlar. Tekneye de çağırmıyorlar beni ya. Sen hiçbir ünlüyle buluşabildin mi hiç? Hiç sıfır ya. Abi buluştun, ben, yemek yedin. Talk show o yüzden yapayım. Bunları tanışayım diye. Gerçekten mi? Tanışmak için çağırdın biliyor musun? Böyle böyle yapacağım işte. Hadi bakalım devam et. Yeniden evlilik teklifi ediyorsan aynı yüzüğü alır mısın? Durdu. Hayır. Alırsın ne, ya. Ne aynısını gibi. Almam ya. Alırsın ya. Ya ben bu kadar. Ben evlenme yüzüğünü... Alyans gibi zannediyordum. Yani böyle o tek taş meselesini... Ha teklif ederken ki. Evet teklif ederken kendi böyle fixtir onlar yani. Böyle bir şey alırsın, evlenme teklif edersin. Değeri çok önemli değildir diye. Ha. Bir de biraz hızlı karar verdim. Havalimanından hızlıca aldığım bir şeydi. Aa. Ama en ucuzunu aldığımı bilmiyordum ya. En ucuz ve en küçüğünü almışım. Ama yemin ederim alyanslar mesela hep fix fiyatlıdır ya. Öyle bir şey zannediyorum.
Abi yani öyle bir linç yedim ki hani konuyu bilmemezlikten oldu yani. Peki bu ama ikinizin arasındaki bir şey. Bunu Berfu anlatmasa kimse bilmeyecekti bence. Sen mi? Hayır bunu? Yüzüğü yani yok, evlenme teklifi aldım. Paylaştı herkes. Evet. Bu ne? Evet. Bu yüzük ne? Bu müziği Müge Anlı bulamaz falan böyle. Mükemmel ya. İnanılmaz. İnanılmaz yüzler. Yani ben şimdi oldu. Biz hani mutluluğumuzu paylaşıyoruz derken bir baktım Instagram'da böyle linç yiyorum böyle eser yu paran mı bitti o mu bu mu falan. Sonra Berfi'ye sordum bu yüzük küçük mü yani bu yani nasıl oluyor yüzük oluyor aşkım bu dedi biraz küçük. Yani bu dedi çok küçük ve ucuz dedi. Kendisi söylemedi sen linçten sonra gördün onu. Tabii ben şey demedi söylemedim. O böyle ben evlenmedik dedi. O yeter ki evlenelim. Aşkım çok tatlısın ama yani. Yani normal, ona ima bile etmedi biraz normal yani. Klasik böyle bir şey alsan bu kadar linç yemezdi. Tabii. Yani tek taşı yanlış almışım. Tabii. Hadi yani. Senin devam. Berfu Hoca ünlülerin dedikodusunu yapar mısın? Yaparım. Dur. Nasıl lan gerçekten mi? Şimdi gideceğiz seni gömeceğiz evde neler. Yani. Yaparız tabii zevkli bir şey canım. Ünlü dedikodusu çok güzel bir şeydir yani. Ünlü dedikodusu yani bizim arkadaşımız ünlü ya zaten. Nasıl biz dedikodu yapıyoruz? Arkadaş dedikodusu yapıyorsun doğru. Evet yani dedikodu yaparız. Yani beni de yapın en azından dedikodumu yapın. Yaparız. Çağırmıyorsunuz bir yere. Devam. Bak çağırıp yüzüne yapabiliriz. Geçen sene Mr. Kerem'si bir dakika. Son. Evet. Son soruyorum. Son sorular. Hocam son sorularda ses biniyor o yüzden okuma hakkım var. Geçen sene Miss Türkiye'yi Berfu ile beraber sunmanıza rağmen bu sene Berfu'nun tek sunacak olmasına bozuluyor musun? Buna çok seviniyorum. Gerçekten. Çünkü ben tutamıyordum. Yani şimdi biz hakikaten birlikte de bir yolculuk yaşadık. Hem kariyer anlamında birbirimize destek olduk ama Berfu şu an kendi çıktığı yarışma programının tek başına sunuyor olması onun adına ve benim adıma çok gurur verici bir şey. Çok mutluyum. Evet. Bravo. 4. Bir dakika kaç soru binmiş? 4. 7 daha 11. İyi bilmişsin ha. Ya iyi. Serdar Ortaç'ı geçtin. Geçen Serdar Ortaç 7 tane bildi. Hadi be. Serdar gurur mu geçtin. Diyeyim? Ne yapayım? Tam şey yapamadım. Bravo. Gurur mu? Şimdi Berfu hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Başla. Ezer'in telefonunu karıştırır mısın? Evet. Bunu sormayacağım bile. Aa. Bir çocuk daha yapmayı düşünüyor musun? Evet. Aa. Dur. Gerçekten mi? Bir dakika sen tek başına düşünsen oluyor mu bu iş? Ya ikna etmesi çok kolay biri. Aha tamam neyse öteye girmeyeyim bu konuda. Devam. Ya yürürüm. Bugün olsa tekrar Miss Türkiye'ye katılır mısın? Evet. Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un düğününde etrafı kesip düğün dedikodusu yaptınız mı? Net evet. Dur. Mesela kim yürüküş buldun? Kıyafet dedikodusu yapmadı. Ne gibi? Şuna bak işte kimin yapıyor falan. Beklemediğin bir çift var mıydı mesela? Şunlar da berabermiş aa gibi bir şey. O gece birleşenler oldu aniden gözüme takılan. Bak. Ama yani tabii ki de bir şey söylemem de. Söylemedi. Mesela onu öngördünüz mü yani? Yok öngörmedik de şey anlık gömüşler oluyor böyle. Biz aramızda zaten artık göz göze gelerek anlaştığımız için. Böyle biri bir şey yapıyor. Bir tutum sergiliyor ve sonrasında ben göz göze gelip falan yapıyorum. Ya şey çok güzel öyle ya. Yani. Ya ünlü olsam bile bütün ünlüleri bir arada görmek çok zevkli bir şey ya. Evet. Herkes ünlü böyle. Kinaye mi yapıyor oğlum gelemedik? Hayır sen şimdi bunları sen yaşayamazsın. O kadar güzel bir Allah şey. Allah. Televizyonda baktım ben de ne var? Harika bir şey. Devam. Üç adamın üçü de komik mi? Evet. Dur. Bence de ha. Oğuzhan da komik aslında. Oğuzhan normalde çok daha komik. Yani gerçekten bayağı komik normal hayatında. Kamera karşısındakine nazaran. Kamera karşısında, yani herkesin böyle kamera karşısında ve normal hayatta olduğu bir hali olduğu için Oğuz normal hayatta daha böyle frensiz olduğu zaman daha komik oluyor. Şimdi kamera karşısında normal hayattaki gibi davranmıyor. Kimse davranmıyor zaten yani. Hayır, Oğuzhan orada girişken olmayı da çok sevmiyor. Yani evet böyle tabii, aynen. Çok hani program, rating, yani. Tempo. Biz böyle orada bir telaşlı olup adamın böyle girmesine izin vermiyoruz ama biz de işte hani şurada programı yaparken bir temperaman lazım ya. Düştüğü zaman diye giriyorduk yani. Evet. Devam. Influencer'lıktan elde ettiğin geliri eser ortak mı? Evet. Allah'ım ya. Şaka mısın lan? Takipçi sayını her gün kontrol ediyor musun? Evet. Size antipatik olan insanlara kızıyor musun? Yok hayır. Şu an eserden daha popüler olduğunu düşünüyor musun? Evet. Dur. Aa ciddi mi? Oo. Yani nerede olduğuna bağlı ama sosyal medyadaki etkileşim kıyası olarak şimdi influencerlıktan devam ettiğin için orada daha popülerim. Normal hayatta eser daha tabii ki tanınıyor yani.
Kafam ama Eser sürekli bir şeyler paylaşmıyor herhalde. Sen paylaşmıyorsun sosyal medyada sürekli. Yok canım, paylaşmıyor. Ya şimdi kendisini kırmak istemem. Kendisi tabii ki başarılı bir insan da. Yani 2003 Aliye'den geliyorum arkadaş. Yani ben 20. sanat yılıma giriyorum. 2003'te sen 3 yaşında mıydın? Allah bana nasip etsin. Yani evet neyse, etsin. Ama şu an dijitaldeki bu yükselişi, yani dışarıda onu görenler böyle acayip bir sevgi besliyor. Yani acayip bir şey var. Ama beni anneler, anneanneler, çocuklar, benim ya benim yaş kitlem yok. Onun var. Ha. Böyle bir ayrımı var. Ama o şu an daha popüler bence. O zaman ortalama olarak sizi ben eşit kabul edebilir miyim? Aa, şu an daha popüler Berfu. Eser daha ünlü. Ben daha popülerim, öyle söyleyeyim. Ben daha ya, yani hat bir noktadayım. Eser çok ünlü yani. Şöhret mi önemli yoksa popülerite mi? Ya ünlü olma. Daha çok kişi tarafından bilinmek mi yoksa anlık o anki hype'ının yüksek olması? Yok, o anlığı ben pekiştireceğine inanıyorum. Hı-hı. Yani kalıcı olacağına inanıyorum. Yaptığı işleri çok beğeniyorum. Değil mi? Evet. Tabii kalıcı olmak önemli. Anlık popülarite neye yarar? O popülariteyi anında bir şeylere çeviriyorsan tamam. Ama analarımızın, babalarımızın da yüreğine giden yolu yakalaman lazım yani. Yakalamaya tabii çalışıyorum, deniyorum elimden geldiğince. Ama beni de seviyorlar. Anneler, babalar beni seviyor. Severler, evet, doğalsın evet ya. Seviyorlar ama ha, gençler kendi yani böyle 20 yaşlardaki kişiler daha çok seviyor. Eser'i mesela onlar böyle birazcık daha... Hor mu görüyor? Hor görüyor. Teyzeler hor bağrına görüyor, basıyor. Benim ya, daha teyzeler tam bağrına basmaya başlamadı. Bak, hor görüyor. Bir şey eklemek istiyorum yani, yani bizim bizim işte üç adam ve o dünyadan sonra bizim hayat hikayemiz de insanlara çok güzel geldi. Yani bu evet, aile durumu, çocuklarımız yani bunun gerçek olması ve bizim mutluluğumuz hakikaten... Hani bir, şimdi onun paylaşımları aşırı gerçek olduğu için ben mutsuzken de paylaşıyor. Yani çok gerçek olduğu için şu an biz böyle bir popülerde şöhret gibi bir şey yaşamıyoruz. Sokakta böyle şey oluyor. Yani evdelermiş gibi sarılma var. Mesela ailemizden ben bile evlenmiş yaşama gibi oluyor. Evet, yani böyle garip bir onun etkileşimi çok acayip. Yani çünkü evlerine çok, girdiniz. Tam insanlar eve girdi yani eve şu an girdiniz. Instagram dünyası. Dolayısıyla yani biz orada yani başka bir durum oluştu yani Berfu'nun Instagram'ı ile beraber. Yani öyle üç adamla falan onunla yapılan bir şeyden çok daha samimi bir şey oluştu bizim ilişkimizde. Doğru, sosyal medyada öyle bir şey var. Seni o an olduğun haliyle görüyor ya insanlar. Süslenmeden, bir şey yapmadan da paylaşıyorsun. Neyse. Ama Seda Hanım hiç kendi sosyal medyada günlük hayatınızdan bir şey yok değil mi? Tam bir star arada, neyse. Arada sırada var. Var mı günlük, öyle? Ben gün doluyum da ondan. Gerçekten star. Madonna neyse Seda sayan 10 katı diyorum. Madonna çünkü. Bu kadar net. 10 katı. Madonna çünkü. Haddini bilecek ya. Geçti gitti. Bu kadar. Devam. Eser olmasa bu kadar popüler olabileceğini düşünüyor musun? Hayır. Sevmediğin bir influencer var mı? Evet. Dur. İsim vermek ister misin? Ya niye vereyim canım? Versene, bir aramızda kalır, söz atarız. Merak ettim. Bir şey söylemezler. Yok. Peki neyin, hani sevmemenin bir sebebi vardır. Sevmeme sebebin ne? Yalan, samimiyetsiz olan her tutumdaki insanın sadece influencer olmasına gerek yok. Yani beğenmiyorum, sevmiyorum. Ben zaten çok insan seven biri de değilim. Çok asosyalim, aşırı asosyalim. Öyle yani mi? Evet evet. O yüzden zaten çok zor birine alıştığım için sevmediğim bir tane değil, çok var yani. Öyle mi? Mesela çok basit. Mesela ilişkilerde mutsuzlar ama çok mutlu bir evlilikleri varmış gibi gösteriyorlar. Niye gıcık kapıyorsun ki, öyle gözüksün? Beğenmiyorum ben kendi hayatımda mutsuz, yani yalancı insan görmek istemiyorum. Orada niye göreyim ki? Ha, peki böyle sen gerçekten mutsuz olduklarını nasıl anlayabilirsin? Ben hayvan gibi mutsuzluğumu da söylüyorum çocuklara aslında. Bugün çok mutsuzum, iğrenç bir gün, berbat. Bir şey soracağım Berfu. Sen onlar orada mutlu gibi paylaşıyor. Aynen. Gerçekten mutsuz olduklarını nereden biliyorsun? Yakından tanıdıklarım da var içlerini sevmediğim, orada gördüğüm. Kız sen kimi seviyorsun ya? Yakınındakileri de. Berfu, torunumu çocuğunu seviyor mu kız? Onları çok seviyorum. Ha iyi bari. Devam. Eser kaslı ve fit olsun ister miydin? Hayır. Paran olduğu halde senden borç isteyen arkadaşına param yok dediğin oldu mu? Hayır. Dur. Ben para veririm. Ben gayet bir şey yani hani paramı herkesle paylaşan biriyim. Çok insan sevmiyorsun. Sen sevmediğin evet, arkadaşım yok pek zaten. Vermeye gerek olmuyor. O yüzden... O yüzden... Hani istesen veririm yani. Aynen. Veririm ya. Aynen devam. Benim kimse yok zaten. Devam. Vücudunda beğenmediğin bir yerin var mı? Var. En çok ne tarz yorumlar uyuz oluyorsun? En tarz... Soru aklım var. Bir dakika. Duydum. En çok neye... En çok ne tarz yorumlara uyuz oluyorsun? En çok kilo yorumlarına uyuz oluyorum. Sen neden şişman, sen neden zayıfsın, sen neden fiziksel olarak şöylesin, sen o neden fiziksel olarak... Çünkü ben Mr. Kim, o da komedyen demiyor mu? Demiyorum. Yani sevmiyorum ya. Fiziksel yorum yapılmasından hoşnut değilim. Çocuklarla ilgili mesela bizim çocuklara da yazıyorlar. Bu çocuk yani niye bu kadar şişman falan. Çocuk daha
16 aylık yani, ne alaka? Evet, orada şey şuursuzluk oluyor ya. O şuursuzluğu çocuk yeni doğduğunda linç ediyorlar yani. Ya tipe bak falan. Ne falan. Biçim çocuk tabii, lan. Aynen. Tabii öyle yazıyorlar. Senin çocuğuna böyle bir şey yazıyorlar mesela. Ya böyle oralarda büyük yani. Delirdik de tuttuk kendimizi yani. Çok çirkindi yani. Evet. Berfu bir delirdi, birine bir çemkirdi. Ben delirdim ya, ben ararım. İyi yaptım, iyi haberim yok. Kim hayır, şey olarak yani. Seda Hanım da takip ediyor belli ki ha. Derim abi, biz takipleşiyoruz, takip çok seviyoruz. Öyle mi? Kime çemkirdin, ne oldu? Çocuklarla ilgili yorum yapanlara çemkirdiğim oluyor ya sosyal medyadan. Böyle yorumu da yayınlayıp, kimin yazdığını da yorumlayıp. Yani madem yazma özgüveni var, o zaman herkese karşı gösterme özgüveni. Mesaj mı, yorum mu? Mesaj da oluyor, yorum da oluyor. Mesajı da yayınlıyor. Özellikle DM atan da oluyor. Mesela yorumu gözükmesin istiyor, özelden yazıyor DM mesela. Ay çocukların çok çirkin. Allah Allah. Aa tövbe tövbe ayol. Var var. Vallahi. Öyle oldu mu arada geliyorlar. Zaten saldırıyorum. Orada da giriyorum bol şeyle. Aa, matkapla, bir şey söyleyeyim. Çirkin bırak. Çocuklarına, insanların çocuklarına beddua edenleri gördüm zaten, ya. Zaten evet. Tövbe tabii. Ya. 11'e 15. Allah. Bayağı iyisin ha, birinci gibisin.